Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz kabartmalı ve çok şık kare motif modeli çalışacağız. Yapım çok keyifli ve istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yeleklerinizde, hırkalarınızda, bebek battaniyelerinizde, çantalarınızda, kırlentler, yatak örtüleri, siz nerede isterseniz orada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben iki farklı iple çalıştım. Bu biraz daha diğerinden daha geniş ve daha tok duruyor. Gördüğünüz gibi Nako'nun kaliko ipiyle ördüm. Diğerini ise Alize'nin koton gold ipiyle ördüm arkadaşlar. Kullandığım tığ numara bunda 1.75'lik tığ ile ördüm. Diğerinde 2.50 milimlik tığ ile ördüm. Sizler elinize uygun tığ ile örebilirsiniz. Şimdi beraber öreceğimiz ipler yine Alize Cotton Gold iple yapacağım. Sizler dediğim gibi dilediğiniz iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, hemen bu güzel modelin yapımına geçmeden önce yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Halen kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip bu videonun altına güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, yine Cotton Gold ve 1.75 milimlik tığ kullanıyorum. Sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tuttum. Tığımı içinden geçiriyorum. Ve iki tane zincir çekiyorum. Zinciri saymıyorum. Toplamda 12 tane tekli trabzan. Yani tığımın şöyle göstereyim. Başını doluyorum. Batıyorum. Ve 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Başını doladım. Battım. Aynı anda 3 ilmeği kapattım. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle sihirli halkamın ipini çekerek ortayı küçültüyorum. 11 ve 12. Araları hiç zincir çekmedim. Halkamın ipini çekerek iyice ortayı kapatıyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın hangi trabzandayız? Bu trabzandayız. Başını doladım ve hemen aynı trabzanın altındayım. Bakın. Aynı yere batırıyorum. Beline doluyorum trabzanın. 2 trabzan yaparak yukarı çıktım. Tığımın başını doladım. Bakın hemen yanındaki trabzanın şöyle tepesine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aynı trabzanı beline doluyorum. Yani burada hem arttırma yapıyoruz. Yani her bir trabzana iki kez batmış oluyoruz. Başını doladım. Yanındaki trabzanın tepesine battım. İkili trabzan. Aynı trabzanın beline doluyorum. 12 trabzanı 24 trabzana çıkarmış oluyoruz. Bu şekilde aynı trabzanın bir tepesine batıyorum. Bir beline doluyorum. Bir tepesine battım, ikili trabzan. Bir beline doladım, ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Beline doladıklarımızı şöyle baktığımızda 12 tane olması gerekiyor. Tepelerine battıklarımızla beraber toplamda 24 tane trabzanım olması gerekiyor. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Burada 1, 2,
3 zincir çektim. Şöyle gösteriyorum. Bakın, beline doladığımın tepesine battım. 2'li trabzan yaptım. Başını doladım. Belini doladığım trabzanı tekrar beline dolayıp 2'li trabzan yapıyorum. Başını doladım. Bakın, bu tepesine battım. Trabzan. 2'li trabzan. Beline doladığım trabzanın tepesine tekrar batıyorum. Bir de aynı trabzanın beline dolayarak 2'li trabzan yapıyorum. Yani 3 tane trabzan yapmış olduk. Bakın. Hemen önümdeki trabzanın tepesine battım. 2'li trabzan. Beline doladığımızın tekrar tepesine batıyorum. 2'li trabzan. 2 oldu. Üçüncüyü de yine aynı trabzanın beline doluyorum. Yine arttırma yapmış olduk. 1. Yanındakine battım. 2. Tekrar beline battığımızın tekrar beline batarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. İlmeği içinden geçirdim ve kapatmıyorum. Hemen diğer renge geçeceğiz. Şöyle krem rengi ipimle diğer renkle kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle iplerimi sıkıştırıyorum ve şu iki ipi şöyle arkada yürüteceğim. Şimdi tığımın başını doladım. Hemen önümdeki trabzanın tepesine batıyorum. 2'li trabzan yapıyorum. Tığımın başını doladım. Bakın, belini doladığımız trabzanın tepesine batırıyorum. 2'li trabzan yaptım. Daha doğrusu 2 ilmek çektim. İkisini tığımda bıraktım. Ve diğer gri rengimle kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen beline doladığım trabzanın beline dolayarak 2'li trabzan yapmıyorum yine. 2 ilmek kapattım. İkisi tığımda ve krem renkle kapatıyorum. Buralarda bazen ben de şaşırıyorum. Evet. Şimdi başını doladım. Yine arttırmalar yaparak. Arttırmamızı her zaman beline doladığımız trabzanla yapıyoruz. Yani bakın, yan yana 2 tane trabzanım var. Onları birer kez batıyorum. 2'li trabzan yapıyorum. Daha sonra beline doladığımın tepesine batırıyorum. 2 ilmek çektim. İkisi tığımda ve gri ile kapatıyorum. Başını doluyorum. Ve hemen aynı trabzanın, yani tepesine battığımız trabzanın, bakın beline doladığım trabzan bu. Hemen o trabzanın beline dolayarak 2 ilmek çektim. İkisi tığımda ve krem renkle kapatıyorum. Başını doladım. Arkada yürütüyorum griyi. Bakın, yan yana 2 tane trabzanın tepesine batarak 2'li trabzan. Üçüncüyü beline doladığımızın tepesine yaptım. 2 ilmek çektim. İkisi tığımda. Gri renkle kapattım. Tığım başını doladım ve beline doladığımız trabzanın tekrar beline doluyorum. Ve 2 ilmek çekip diğer geri kalan ilmeği de kremle kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde toplamda burada sayarsak eğer 1, 2, 3 beline doladığımızla 4 oluyor. Tığımın başını doladım. Yan yana 3 tane 2'li trabzan. Bakın, üçüncü trabzanım beline doladığım trabzanın tepesine denk geliyor. Onu yarım trabzan yapıyorum. Gri ile kapatıyorum. Başını doluyorum. Hemen bakın, aynı yerde beline doladım. İkili trabzan yapmıyorum tabii ki. Sadece 2 ilmek çekiyorum. İkili trabzanı kremle kapatıyorum. Devam ediyorum. Evet, bu şekilde böyle tam anlaşılsın istiyorum.
Şöyle burası biraz karışık gibi gelebilir. Aslında hiç karışık değil. Çok hızlı yaptığımı da düşünürseniz videoyu yavaşlatabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuzdur zaten yavaşlatmayı. Ama yine de söylemek istedim. Ekranın üst köşesinde 3 nokta var biliyorsunuz ki o 3 noktaya tıklayıp videoyu yavaşlatabilirsiniz. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna kadar şöyle bir görüntü olması gerekiyor. Evet arkadaşlar tekrar sıramın sonuna geldim. Son trabzanımı da şu şekilde bitiriyorum. Son beline dolayacağım trabzanı da beline doladım. En son kremle bitiriyorum arkadaşlar. Yine burada ilk çektiğim zincirin tepe noktasını battım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bu şekilde. Buradaki uzantılar toplamda 12 tane olması gerekiyor. Sayarsanız yanlış yapmamış olursunuz. Ve iplerimi de muhakkak arkada yürütüyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın yine burada arttırmamı yapıyorum ve ipimi arkada yürütüyorum. Hemen önümdeki trabzana battım. 2'li trabzan 2 tane oldu. 3, 4. Şöyle ikisini kapamayalım. Gri ile kapatacağız. Ve beşinciyi beline dolayarak. Yine 2 ilmek çektim. 2 tığımda kremle kapatıyorum. Kapatmaları hep diğer renkle yapıyorum ki geçişlerimde renkler dağılma yapmasın. Evet, 2, 3, 4. Beline doladığımız trabzanın tepesine yapıyorum. 2 ilmek çektim. 2 tığımda gri ile kapatıyorum ve 5.'yi beline dolayarak yapıyorum. 2 ilmek çektim. İkisini de kremle kapattım. Bu şekilde yine devam ediyoruz. 1 2 3 Beline doladığımız trabzanın tepesine geldiğimde sadece 2 ilmek çekiyorum ve diğer 2 ilmeği de gri ile kapatıyorum. Her zaman iplerimi arkada yürüterek devam ediyorum. Başını doladım. Hemen önden beline doladığımızda tekrar belini dolayıp 2 ilmek çektim. Geri kalan ilmeği kremle kapattım. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edelim. Eğer şaşırdığınız bir yer olursa videoyu başa alıp tekrar burayı seyredebilirsiniz. Az önce dediğim gibi de yavaşlatabilirsiniz. Dediğim gibi aslında çok kolay ama şöyle ilk bakıldığında zormuş gibi geliyor ama gerçekten çok kolay. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde devam edelim. Sıramın sonuna tekrar geldim. Tığımın başını doluyorum. Tekrar bakın başını doladığımın tepesine tekrar batıyorum. 2 trabzan yapmadan 2 ilmek topladım. 2 ilmeği gri ile kapatıyorum. Ve daha sonra başını dolayıp beline doladığımın beline dolayarak 2 ilmek çektim. İkisini kremle. Şimdi burada diğer rengime geçeceğim. Birazcık ip karışıklığı oluyor ama çok da önemli değil. Şöyle çok güzel bir tarçın rengim var. Öncelikle az önce yaptığımız gibi kremi geçirdiğimiz gibi bunu da aynı şekilde yapacağım. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. İlmek çektim. Ve tarçın rengimle şöyle arkasından geçirip 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle krem rengi bırakıyorum.
sadece griyi yürüteceğim. Şimdi griyi yürüterek tekrar devam ediyorum. Bakın hemen önümdeki trabzana battım. Şöyle ikili bir trabzan yaptım. 2 oldu. 3 4 5 Şunu saymayalım. Şu tam direğin tepesine geldiği için 1 2 3 4 5 5'i şu şekilde 2 kapattım. 2'yi gri ile kapatıyorum. Burada şimdi buraya çok dikkat edelim. Tığım başında oluyorum. Tekrar aynı yere battım. Bakın. En son battığım yere tekrar batıyorum. 2 ilmek çektim. İkisi tığımda. Tığımın başında oluyorum. İlk beline doladığım, yani hemen altındaki ilk beline doladığımı beline dolayarak 2 ilmek çektim. Geri kalanı tığımda. Başını doladım. Bir alta geldim. Bir alttakinin şöyle beline doluyorum. 2 ilmek çektim. Gerisi tığımda. Başını doladım. Bir alta indim. 2 ilmek çektim. Daha sonra şunu arkaya alıyorum. Ve tarçın rengimi alıp bu tığımdaki tüm ilmekleri tarçınla kapattım. Bakın şu şekilde. Tığım başını doladım. Tekrar tek tek trabzan tepelerine batacağım. İkili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5'inciyi yapıyorum. 2 ilmek çektim. Şöyle ikisini de gri ile kapatıyorum. Daha sonra yine aynı yere battım. 2 ilmek çektim. İkisi tığımda. Başını doladım. Bir alttaki ikili trabzanın beline doladım. 2 ilmek çektim. Gerisi tığımda. Başını doluyorum. Bir alttakinin beline batıyorum. 2 ilmek çektim. Biraz da uzatalım. Gerisi tığımda. Daha sonra bir alttakine battım. Beline doladım daha doğrusu. 2 ilmek çektim. Geri kalanı tığımda tabii ki uzatarak. Griyi arkaya alıyorum. Bakın şu şekilde. Tarçınla kapattım. Ve tarçın renkle devam ediyorum. Şunu da şöyle arkaya alıyorum. Şuraya göstermek istedim. Bakın şu şekilde tığın üzerine alarak da yapabilirsin. Yahut şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani arkaya gelecek. Ve arkada tekrar onu yürüteceğiz. 1 2 3 4 ve 5 5'inciyi yarım trabzan yapıyorum. Geri kalan ilmekleri gri ile kapattım. Tekrar aynı yere battım. 2 ilmek çektim. Daha sonra yine hep aynı işlemi yapıyoruz. Böyle sıra sonuna kadar tek tek üst üste gelen 3 tane trabzanın beline sırayla batıp sadece 2 ilmek çekiyorum. Şöyle uzatıyorum da arkadaşlar. Griyi arkaya aldım. Tarçınla kapattım. Ve bakın arkada kalıyor zaten. Ama arada da yürütüyorum. Bu ipleri yürütmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bu sıramız da bu şekilde ilerliyor. Evet. Bakın. Buraya battım. Sadece 2 ilmek. Tam tepeye geldiğimde
Tekrar aynı yere batıp 2 ilmek çektim ve sırayla devam ediyorum. Şu en sona batmıyoruz. Sadece üst üste gelen 3 tane trabzana. En sonuncuyu yapmıyorum. Bakın 2, 4, 5. Bu 5 taneyi şu şekilde yaparsak tarçınla kapatıyorum. Bakın griyim arkada kalıyor zaten. Bu şekilde de devam ediyorum. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, tekrar sıra sonuma gelmek üzereyim. Son beline dolama işlemini de yapacağım. Bir gri iple artık işimiz kalmayacak. Şöyle tekrar arkaya itiyorum. Ve bakın burada ilk çektiğim zincire şöyle kaydırma yaparak kapattım. Şimdi şöyle uzunca bir ipi uzunca bırakıyorum. Daha sonra tekrar rahat bir şekilde saklayabilelim diye. Bakın krem ipim kaldı. Şimdi tarçın ipimle tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlk trabzanımı zincirle yapmış oldum. 2, 3, 4, 5, 6. trabzana battım. 2 ilmek çektim. 6. trabzanda şöyle kremi alıyorum. Kremle kapattım. Tığımın başını doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. 2 ilmek çektim ve burada da beline dolama işlemini yapacağız. Tam tepesine yapmayacağız, artık kenarlarına yapacağız. Başını doladım. Bakın hemen bir alttaki tarçın renkteki İkili trabzanın beline doluyorum. 2 ilmek çektim. Gerisi tığımda. Tığımın başını doladım. Bir alttaki kremin beline doluyorum. 2 ilmek çekiyorum. Geri kalanı tığımda. Başını doladım. Bir alta batmıyorum. Yine en son battığım, beline doladığım trabzanın, yani bir trabzanın beline 2 kez dolamış oluyorum. 2 ilmek çektim. Şöyle uzatıyorum. Daha sonra şunu arkaya aldım. Tarçın ipimle kapatıyorum. Başını doladım. Bakın. Hemen gri'nin tepesinden başlıyorum trabzan yapmaya. 1. Krem ipimi de yürütüyorum. 2. 3, 4, 5, 6, 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 6.'nın ikisini kapattım. 2 tane ilmek tığımda. Krem renkle devam ediyorum. 2 ilmeğimi de kremle kapattım. Tığımın başını doladım. Tekrar 6. trabzanın tepesine battım. 2 ilmek kapattım. Geri kalanı tığımda. Başını doladım. Bir alttaki trabzanın beline doluyorum. 2 ilmek çektim. Geri kalanı tığımda. Başını doladım. Bir alttaki kremin beline 2 kez doluyorum. Birinciyi doladım. Yarım trabzanımı yaptım. İkinciyi aynı yere yarım trabzanımı yaptım ve tığımda 2, 4, 5 tane ilmeğimi de şöyle tarçın rengimle kapatıyorum. Bakın bu şekilde olacak. Tığımın başını doladım. Krem ipimi arkada yürüterek devam ediyorum.
İlk griden başlıyorum, tepesine batıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6.yı 2 ilmek çektim. İkisi tığımda. Krem renkle kapatıyorum. Ve daha sonra yine aynı yere batıp 2 ilmek çektim. İkisi tığımda. Ve yine burada benle dolama işlemini yapıyorum. İlk aşağıdakini bir kez yarım trabzan yapıyorum. Şuradaki trabzana 2 kez benle doluyorum. 1 aynı trabzanı beline doladım. 2. Krem ipimi arkaya aldım. Tarçanın rengiyle kapattım. Daha sonra trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Arkada ipimi de yürütmeyi unutmuyorum. Evet, bakın zaten ortaya çıktı modelimiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şöyle de göstermek istiyorum. Gayet hoş ve çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın, beline doladıklarımı topladım. İlk çektiğim zincirin tepesine batmıyorum. Şöyle bakın, buraya batmayı unutacaktım az kalsın. Hemen şöyle green'in tepesine de bir ikili trabzan yapıyorum. Ve diğer rengime geçeceğim. O yüzden krem ipimi bırakıyorum. Şöyle ilk çektiğim zincirin tepesine battım. Şöyle öncelikle krem ipimi kesmek istiyorum. Evet, kremle de işimiz bitti. Ve diğer rengime geçiyorum. Bu rengin adını bilemedim. Şöyle sütlü kahve gibi. Şöyle az önce geçişlerde yaptığımız gibi geçişimi sağlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar iplerimi şöyle altta yürütüyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle biraz da sıkalım. Şurada bir boşluk olmasın. Tekrar tek tek şey trabzanlarımı batıp ikili trabzan yapıyorum. İplerimi arkada yürüterek. Evet, 3 oldu. 4 5 6. Şöyle saymak istiyorum tekrar. 1 pardon, eksik yapmışız. Çok pardon. 6 olmamız lazım çünkü. Biraz bizim değilse yine çok havladı ve o havladıkça benim maalesef dikkatim dağılıyor. O yüzden ne olur kusura bakmayın. Bakın, bunu atlamışız, pardon. Şuradayız şu anda. Yani ikinci trabzandayız. O yüzden şöyle yine 6 tane olacak burası. Dönüşte şu sonuncuyu tamamlayacağız. Evet. Birden orayı şaşırmışım. Sonuncuya bakın. Sonuncuya battım. 2 ilmek çektim. Geri kalanı tarçınla kapatıyorum. Şimdi burada yine aynı işlemi yapacağız. Şu kremde yaptığımızın aynısını yapacağız. Tığımın başını doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Önce 2 ilmek çektim. Geri kalanı tığımda. Başını doladım. Bir alttaki trabzanın beline doluyorum. 2 ilmek çekiyorum. Geri kalanı tığımda. Başını doladım. Bir alttaki tarçının beline doluyorum. 2 ilmek çektim. Geri kalanı tığımda. Başını doladım. Tekrar aynı trabzanın beline doluyorum. 2 ilmek çekiyorum. Tığımda 5 ilmeği toplamış oluyorum. Ve tarçını arkaya koydum. Hemen son rengimle kapatıyorum. Daha sonra bakın, arkada yürütmeyi unutmayın diye sürekli söylüyorum ama unutmayın. Ben bazen unutuyorum ya, herhalde ondan sürekli söylüyorum. Evet.
Başını doladığım ilk krem trabzanın tepesinden başlayarak burada doğru bir sayım yapabiliriz artık. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, evet bakın 7 oldu burada. 7'in 2 ilmeğini kapattım. İkisini de tarçın rengimle kapatacağım. Başını doladım. Tekrar aynı yere battım. 2 ilmek ve aynı krem renkte yaptığımızı aynısını yapıyoruz arkadaşlar. 2 ilmek çektim ve şuradaki trabzana da 2 kez beline doluyorum. 1 2 Son rengimle kapatıyorum. Başını doluyorum ve arkadan bakın şunu arada yürüttük. Kesebilirim gözünüze batmasın. Evet. İlk krem trabzanla başlıyorum. Ve trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Toplamda 7 trabzan olacak. 7.'yi yarım kapatacağız. 3 4 5 6 ve 7.'yi yarım kapattım. Diğer 2 ilmeği tarçınla kapatıyorum. Başını doladım. Tekrar aynı yere battım. 2 ilmek ve yine aynı işlemlerle devam ediyorum. Bu artık böyle beline dolama işlemlerini bu sırada bitireceğiz. Artık köşelerimizi yapmaya başlayacağız bir üst sırada. Evet, arkaya aldım. Son rengimle kapatıyorum. Ve devam ediyorum trabzanlarımı yapmaya. Gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, tekrar ben sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın hemen önümdeki beyaz trabzanın yani krem trabzanın tepesine battım. İkili trabzan. Ve burada da bir tane atlamıştık. Orayı da tamamlıyorum. Burada ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim ve tarçın ipimi kesiyorum. Şöyle şu ipleri arada yürüttüğümüz için şöyle kesebilirim ipleri. Bakın şuradaki ipler benim yürütmeyi unuttuğum yerler arkadaşlar. Sakın buralara aldanmayın. Ben hep buralarda yürütmeyi unutmuşum. Yürütmeyi unuttuğunuzda bunlar maalesef olacaklar. Ama yürütmeyi unutmadığınızda gördüğünüz gibi buralar gayet temiz. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle 7'şer tane trabzanımız var. Şuradaki tarçın sıraları saymıyorum. Şimdi buradan devam ederseniz kafanız karışabilir. O yüzden buradan keseceğim. Şimdi yeni öğrenen arkadaşlar için yapıyorum bunu. Normalde iyi bilen arkadaşlar bu şekilde devam edebilirler. Sırf kafanızı karıştırmamak için yapacağım bunu. Evet, kestim. Şöyle ipimi doladım. Çünkü öbür türlü kafanız karışacak gibi geldi bana. Evet. Şöyle hemen ilk köşemizden başlayarak devam edelim. Bakın tarçın buna ne diyelim biz? Fıstık diyelim. Fıstığın tepesine battım. Şöyle burada yarım trabzan yarım köşeyle başlayacağım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığımın başını 2 kez doladım. Tekrar aynı yere batıp 2 2 ilmek çekerek üçlü bir trabzan yaptım. Bu şekilde ilk köşemin yarısını tamamlamış oldum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Onun yanındakine battım. Üçlü trabzan yaptım.
Hemen onun yanındakine batıyorum. 2 trabzan. Hemen onun yanındaki trabzana battım. 2 trabzan. Hemen önümdekine batıyorum. Tekli trabzan. Yani hepsini birlikte topladım. Onun yanındakine battım. Tekli trabzan. Ve sonuncu trabzanıma başını dolamadan batıp sık iğne yapıyorum. Şimdi şuraya kadar sık iğne yapacağız. Bu şekilde tek tek batarak diğer tarafa gelene kadar sık iğne yapıyorum. Diğer fıstığa gelene kadar. Evet. Diğer fıstığa geldim. Sık iğnemi yaptım. Hemen yanındaki trabzana sık iğne yaptım. Daha sonra tığımın başını doluyorum. Hemen önümdekine batıp bir tekli trabzan. Başını doladım. Onun yanındakine battım. Tekli trabzan. Şimdi 2 tane yan yana ikili trabzan. Birinci ikili trabzanım. İkinci ikili trabzanım. Daha sonra yan yana 2 tane üçlü trabzan. Birinci üçlü trabzanım. İkinci üçlü trabzanım. Bakın yine önümde bir fıstık var. Tığımın başını 2 kez doladım. Fıstığın tepesine battım. 2-2 ilmek kapatarak üçlü trabzan. Bir üçlü trabzan daha. 2 kez başını dolayarak araya 2 zincir. Başını 2 kez doladım. Tekrar aynı fıstığın tepesine batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 kez başını dolayarak. Evet. Bu şekilde köşemi bitirmiş oldum. Başını doladım. Hemen önümdeki trabzana, yani yan yana 2 trabzana da üçlü trabzan yapacağım. Birinci üçlü trabzanım. İkinci üçlü trabzanım. Normal bu trabzanları bir kez başını dolayarak yapıyorum. Hemen önümdeki 2 tane trabzana ikili trabzan. Birinci ikili trabzanım. İkinci ikili trabzanım. Hemen önümdeki 2 tane trabzan tepesine, yani tekli trabzan. Birinci tekli trabzanım, ikinci tekli trabzanım. Daha sonra şuraya gelene kadar sık iğne, sık iğnelerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fıstık tepesine batıyorum, 10, yanındaki trabzana batıyorum, 11. Daha sonra burada ne yapıyorduk? Başını doluyorum, yan yana 2 tane tekli trabzan. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Yan yana 2 tane başını bir kez dolayarak üçlü trabzan. Başını bir kez doladım. Önce 1, sonra 2, 2 kapatarak üçlü trabzanımı yaptım. Ve tekrar köşemi yapmak için fıstığımın tepesine geldim. 2 kez doladım tığımın başını. 2 tane üçlü trabzan yapıyorum aynı fıstığın tepesine. Araya 2 zincir. Tekrar başını doladım. Ve yine aynı fıstığın tepesine 2 tane üçlü trabzan yaptım. Bakın bu şekilde köşemi tamamlamış oluyorum buranın da. 2 tane köşeyi tamamladık. Bu başlangıç noktasında yarım köşe yaptık. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın 2 tane trabzanım var. 2 trabzana daha üçlü trabzanımı yapıyorum.
Normal başını bir kez dolayarak ve burada yarım bir trabzan köşe yapmıştık. O köşeyi tamamlamak için tığımın başını iki kez doluyorum ve önümdeki fıstığın tepesine iki tane üçlü trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasını batırarak kaydırma yöntemiyle kapattım. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Bakın, bu şekilde kullanabilirsiniz. Tekrar bir sıra daha ikili trabzan yapabilirsiniz. Ya da sık iğne ile devam edebilirsiniz. Bu sıradan sonra tamamen her şey size kalmış. Ben bu sırayı tekli trabzan veya sık iğne ile bitiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, şunu sık iğne ile bitirdim. Çok büyük olmaması için şunu da tekli trabzanla bitirdim. Ve yine burayı da şöyle bir iki zincir çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Hemen dibinden başlayarak tekli trabzan yapıyorum. Dediğim gibi bu sırada tamamen sizin keyfinize bağlı. İster tekli trabzan, ister sık iğne, isterseniz de ikili trabzan olarak devam edebilirsiniz. Ben şöyle köşeye gelesiye kadar sık iğnelerimi devam edeceğim. Daha sonra da köşeyi göstereceğim. Evet. Köşeye gelmek üzereyim. Tam köşedeyim hatta. Köşenin içine battım. İki tane tekli trabzan. İki zincir. Tekrar köşemin içine iki tane tekli trabzan. Daha sonra yine trabzanlarımı tek tek batarak tekli trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın, bu şekilde olacak. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Tekrar köşemi tamamlamak için köşemin içine iki tane ikili trabzan, pardon, tekli trabzan. Daha sonra tekrar aynı köşenin içine iki tane tekli trabzan yapıyorum. Ve ilk yaptığım tekli trabzanın şöyle tepe noktasını batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve motifimi bitiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir motif ortaya çıkmış oldu. Hemen ipimi şöyle üstün körü saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Evet. Ben diğerlerine karşıdan buhar tuttum arkadaşlar. Biraz üzerine şöyle karşıdan buhar tutarsanız şu şekli alabilir. Hemen ölçüsünü vermek istiyorum. Başta ölçü vermeyi unuttum. Ölçü çok önemli biliyorum. Eğer özellikle hırka veya yelek yapacaksak şöyle ütüsüz haliyle şöyle yanlış bir ölçü vermeyelim. 13,5 santim ütülü olarak şöyle ölçelim. Ütü yaptığımızda da aynı 13,5 santim geliyor arkadaşlar. Diğer iple ördüğüm bitmiş hali 14. Yani yarım santim oynuyor arada. 13,5 santim arkadaşlar. Eğer tekli trabzan yapmazsak, ikili trabzan yaparsak bu ölçü tam 14 santim olacaktır. Dediğim gibi tamamen son sıra size ait. Sizin keyfinize göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.